efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Rafet Bey, Tadı Moda Döner olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Rafet Koca Türk'ümdür. Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz. Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben kısaca şöyle anlatayım. Uludağ Turizm İşletme mezunuyum. Evet. 95 yılında Balıkesir Turizm İşletmeyi bitirdim. 95 yılından beri özel sektörde bir takım yiyecek işletmelerinde önce alt düzeyde garson olarak, daha sonraları bir yönetici pozisyonunda ve en son bazı işletmenin genel yöneticiliğini yaparak sektörde bulundum. Bu bağlamda baktığımız zaman 20-22 senedir sektörde haşır neşir bir insan olarak bulunmaktayım. Biz 2008 yılında Ankara'da ilk kiloyla et furyasını başlatan mangal evini kurduk. Ankaralılar böylece kiloyla etle tanıştı. Evet. Akabinde de Ankara'da birçok yerde bizim konseptimiz uygulanmaya başlandı. 4 şubeye kadar çıktık Ankara'da. Daha sonra biz döneri ön plana çıkartmak istedik. Çünkü Ankara'da bir Ankara döneri var. Ama Ankara döneri yapan yok, yer yok dedik. Evet. Ve Ankara dönerini, gerçek et dönerini Ankaralılarla buluşturmayı amaçladık ve dönerimizi ön planda olacak şekilde konseptlerimizi yeniledik. Evet. Bu bağlamda da işte 2008 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Evet, şu anda da firma sahibi olarak yine Ankara'da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim, burada sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Biraz Tadı Moda Döner olarak işletme hakkında fikir alabilir miyiz, bilgi alabilir miyiz sizden? Bizim işletmemizin ana ürünü dönerdir, evet. Et dönerdir. Hı hı. Bunun yanında tabii müşterilerimize çeşitlilik olması amacıyla ve kalabalık misafirlerimizi daha iyi rahat ettirmek için tavuk şiş, tavuk kanat ve köftemiz bulunmaktadır. Bu et üzerinde dönerin türevleri, ama biz işletme olarak şuna inanmaktayız. Ne kadar çok ürün, o kadar dikkati dağıtacağı için az ürün ve kaliteli ürünle yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet. Şimdi efendim, gıda sektörü çok hassas bir sektör. Burada yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Bir insan sağlığı söz konusu. Siz bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulundurarak bu hizmeti sunuyorsunuz? Yani üretimin her safhasını hem kendi içimizdeki kamera sistemleriyle hem de kendimiz bizzat işte eğitimler vererek, personeli eğiterek, işte soğuk hava depolarımızı devamlı bir şekilde kontrolünü yaparak elimizden geldiğince hem bakanlığın belirlemiş olduğu tüzüklere uyarak hem de kendi hani bizim kabul etmediğimiz bir şeyi müşteriye vermeyelim mantığıyla, ana felsefesiyle hareket ediyoruz. Evet. Genelde zaten bizim müşterilerimiz bizim açık mutfak olmamızdan dolayı hijyen şartlarımıza güvenirler. Evet. Zaten bütün ürünlerimiz müşterilerin gözü önünde üretilmekte ve servis edilmektedir. Evet. Arka planda sadece bir ürün hazırlık kısmımız var. Ağırlıklı şeyimiz kendimizin yediği bir şeyi müşteriye vermemek. Rafet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.